benim için her zamanki günlerden bir tanesiydi. Sabah kahvaltıya kalkmıştım. Annem aradı. Telefona cevap verdim. Ne oldu anne dedim. Annem ağlamaklı bir sesle dedeni kaybettik oğlum dedi. Bu beklenmedik haber karşısında ben olduğum yere çöktüm ve ağladım. Hemen apar topar köye ilk otobüsle gittim. Dedemin üstünde beyaz bir örtü, onun üstünde bir bıçak. Gözyaşları içinde dualarımızı okuyup taziyeleri kabul ediyorduk. Dedeme köy halkı çok hürmet ederdi. Taziyeler bittikten sonra bir ara dedemin odasına girdim. Orada bir sandık vardı. Merak bu ya, beni aç, beni aç diyordu adeta. Yanına gittim. Orada sandık açılmıyordu. Anneanneme sordum. Bana ters ters baktı ve sakın bir daha o sandığa dokunma dedi. Ama ben bu sandığı açmaya kararlıydım. Nedense bu sandığa karşı bir aşırı merakım oldu. Ertesi gün oldu. Anneannem herkesi kahvaltıya çağırdı. Kahvaltımı bitirdim. İçeri girdim. Televizyon izledikten sonra biraz kestireyim dedim. Rüyamda anneannem anlamını bilmediğim cümleler söylüyordu. Bağırıp koşuyordu. Arkasından siyah gölgeler kovalıyordu. Kalktıktan sonra köyün imamına gittim ve rüyamı anlattım. Biraz korkmuş şekilde, "Oğlum, git buralardan," dedi. Ne olduğunu hala anlayabilmiş değildim. Herhalde dedemin ölümü psikolojimi bozmuştu. Çok oyalanmadan eve girdim. Evde kimse yoktu. Yine dedemin odasına girdim. Sandık esrarengiz bir şekilde açıktı. İçinde kağıtlar, bakır tepsiler, kitaplar vardı ama bütün bunların içinde bir şey parlıyordu. Parlayan şey bir kolyeydi. İki kapaklı, içinde bir resim vardı. Gördüğüm şey karşısında hem şaşırdım hem de korktum. Dedemin ve benim resmim ama benim gözlerim oyulmuş biçimdeydi. Hemen kolyeyi cebime soktum ve sandığı kapattım. Annemler geldikten sonra herkes yatağına girdi. Anneannemin sesiyle uyandık. Evin içinde bağırarak "Sen çaldın, sen çaldın," diye bağırıyordu bana. Annemler gelip sakinleştirdi. Artık her şeyi daha iyi anlıyordum. Bu sandıkta bir şeyler vardı. Hem de çok değişik bir şeyler. Ertesi gün kolyeyi anneanneme geri verdim ve özür dilerim dedim. Bana bakarak "Domuzun soyu, hırsız," diye bağırdı. Ben de "Niye öyle diyorsun anneanne? Benim de resmim var orada," dedim. O ise "Zaten o sen değilsin," diyerek hafif bir sırıttı ve içeri girdi. İçimde nedenini bilmediğim bir ürperti vardı. Bu evdeki olayları çözmem lazımdı. Uyudum ama bu sefer kabus görmemiştim. Ertesi gün imama gittim. "Hocam ne yapacağım ben? Nedir bu işler?" dedim. "Gel seninle bir konuşalım evlat," dedi bana. "Dinliyorum hocam," dedim. "Bak oğlum, deden seneler önce şerli varlıklarla uğraştı. Cin kabilesi olan Afrit cin kabilesi dedene düşmandı. Birçok kez dedeni saptırmayı denediler. Fakat senin deden onlarla savaştı. Maalesef yenik düştü ve şerliler dedeni elinden aldı." Hocanın bu anlattıklarına çok şaşırmıştım. Eve gittiğimde kapıyı anneannem açtı ve "Bir daha o adamın yanına sakın gitme," dedi. "Hangi adamın?" diye sordum. "Sakın o imamın yanına bir daha gitme," dedi ve dişlerini sıktı. Annemler de bu durumu fark etmişlerdi ama anneannem onların yanında düzgün davranıyordu. Sadece benim yanımdayken kötü davranıyordu. Gece oldu ve ben yattım. Bu sefer çok güzel bir kız gördüm rüyamda. Adeta büyüleyici bir güzelliği vardı ama bana yaklaştıkça çirkinleşiyordu. Birden boğazıma sarıldı ve o iğrenç suratı ortaya çıktı. Simsiyah, diken gibi dişler, masmavi gözler ve çürük etler. "Öleceksin çamurun soyu, deden gibi toprağa karışacaksın," diye haykırıyordu. Bu sözleri duyduktan sonra annem uyandırdı beni. "Ne diyorsun oğlum?" dedi bana. "Anne, bir şey demiyorum. Uyuyordum, ne oldu?" Annem uyurken yüksek sesle garip bir dilde konuştuğumu duymuş. Artık canıma tak etmişti. Bu şerlilerden kurtulmam lazımdı. Tekrar köyün imamına gittim. "Beni bu işten kurtaracak biri var mı?" dedim. Beni Mustafa Hoca denilen bir hocaya götürdü. Olayı anlattım.
O da kısık sesle dualar okuyordu ve birden şiddetle bağırdı. Ev sallandı resmen. Vücudumun kontrolü benden gitmişti ve birden ben de bağırmaya başladım. Bırak beni diye bağırıyordum. Fakat bunu söylerken istemeden yapıyordum. Hoca da ne istiyorsun bu çocuktan dedi. Bense elimde olmayarak o çamurdan yapılmış dedesinin soyunu kurtacağız diye bağırdım. Hoca yüzüme bir su fırlattı. Bayağı bir canım acımıştı ve hala olayın etkisindeydim. Kollarım mosmor oldu. Hoca, bunlardan kurtulmanın tek yolu var evlat. Cin bebek büyüsü yapacağız. Ertesi gün tekrar gel ve gelirken kimselere bir şey söyleme dedi. Eve tekrar gittim. Kapıyı çaldım ve kapıyı annem açtı. Ama farklı bir şey vardı. Annemin yüzü çok soluktu. Sanki annem değil gibiydi. Fakat bozuntuya vermedim. Annem önümden yürürken o korkunç manzarayla karşılaştım. Annemin ayakları tersti. Ne yapacağımı bilemedim. Annem önümden yürürken biraz duraksadı. Ben olduğum yere çakılıp kalmıştım. Ne yapacağımı düşünürken annem bana dönerek "Oğlum, geçsene içeri." dedi soğuk bir ses tonuyla. Ben de hiçbir şey demeden arkamı dönüp evin kapısından çıktım. Evden çıktıktan sonra köy kahvesine kaçtım. Kahvede Cemal abi vardı. "Cemal abi, hayırdır oğlum?" dedi. "Bizimkilerle kavga ettim abi. Burada kalabilir miyim bugün?" diye sordum. Sağ olsun kırmadı beni ve izin verdi. Çektim iki sandalye ve uyudum. Sabah olduğunda teşekkür edip eve doğru yola çıktım. Kapıyı çaldım. Annem açtı ama bu sefer ayakları düzgündü. İçeriye girdim. "Ne yapıyorsunuz? Anneannem nerede?" dedim. "Annem de. Anneannen yatıyor." dedi. İlginç bir durumdu. Çünkü anneannem normalde bu saate kadar asla yatmazdı. Köy insanı sabah 8 dedim mi kalkardı. Akşamüstü Mustafa Hoca'ya gitmek için kapıdan çıkacaktım ki anneannem odadan bana seslendi. "Sakın hocanın yanına gitme." dedi. Onu umursamadım. Hızlı adımlarla hocanın yanına gittim. İçeri girdiğimde hocanın yanında bez bir bebek vardı. Hoca oturdu karşıma. Bazı dualar okudu. Ardından Rukiye ayetlerini okumaya başlayınca evde nereden geldiği belirsiz çığlıklar yükselmeye başladı. Hoca durmadan ayetleri okuyordu. Birden makası bebeğin kalbine sapladı. O an camlar çerçeveler patladı. Ev sallanmaya başladı. "Gözlerini kapat, sakın açma." dedi. İçimden dualar okuyordum. "Gözlerini aç." dediği zaman şoka girmiştim. Neredeyse 5 dakika hiç kıpırdayamadım. Karşımda rahmetli dedem oturuyordu ve bana sevgiyle gülümsüyordu. "Dede, sen misin?" diye seslendim. O da bana, "Ben Nusaybin cin kabilesindenim." Nusaybin cin kabilesinden bir elçiymiş. Dedemin suretinde gelmiş ve bana şunları söyledi. "Biz kabile olarak seni koruyoruz. O lanetlenmiş kabileyle savaşıyoruz. O kadından uzak dur." dedi. "Hangi kadından?" diye sordum. "Seliha'dan." diye fısıldayıp gitti. Bu anneannemin ismiydi. Cidden artık ölsem de kurtulsam diye dua ediyordum. Kulaklarıma gülüşme sesleri geliyordu. Hocayla konuşurken sokaktan çığlık sesi duyduk. Bu annemin sesiydi. Hemen hocayla eve doğru koştuk ve evin önünde gördüğümüz şey karşısında şok olmuştuk. Anneannem yüzü parçalanmış bir şekilde yerde yatıyordu. Mustafa Hoca hemen beni ve annemi kollarımızdan tutup eve koşun diye çekiştirdi. Biz de hemen eve doğru koşmaya başladık ve hızlıca içeriye girdik. Annemin ağlamaktan gözleri kan çanağı olmuştu. Hoca hemen bir bardak su doldurdu. Okuyup üfleyip anneme verdi. Annem biraz sakinleşti. "Hocam, ne yapacağız şimdi? Annemin başına bir şey gelmesin ne olur?" dedim korkuyla. Hoca da bana, "Oğlum, artık her şey daha tehlikeli. Afrit cin kabilesi saldırıya geçti. Artık hiç kimsenin canı güvende değil." dedi. Bizi çok zor günler bekliyordu. Hepimiz sürekli dua okuyorduk. Gülüşme sesleri ve fısıltılarla iç içeydik. Biz evin içindeyken cama büyük bir taş fırlatıldı. Taşın üzerinde bazı yazılar vardı. Hoca hemen dolaptan bakır tepsileri ve mumları çıkardı.
Bakır tepsiye kaynar suyu döktü. İçine taşı koydu ve annem anında mosmor oldu. Hoca bağırarak "Anneni tut," dedi. Annem kendini yerden yere vuruyordu. Annemi hemen kollarımla arkadan sardım. Mustafa Hoca ip getirerek annemi bağladı. Annem "Felhamhan" diye 3 kere tekrarladı. Hoca bakır tepsiden çıkardığı taşı annemin kafasına vurdu ve annem bayıldı. Annem uyandığında ise tırnakları mosmor olmuştu. Hoca annem sürekli okuyordu. Annemin gözleri sanki başka birine aitti. Annemi tekrardan yatırıp iplerle bağladık koltuğa ve içerideki odaya ritüel yapmaya gittik. Hoca bakır tepsiyi alıp 3 tane saç telimi ve parmağımdan kan aldı. Ritüele başladı. Hoca dua okumaya başlayınca tepsideki su fokurdamaya başladı ve etrafta gölgeler cirit atmaya başladı. Hoca okudukça gözleri kararıyordu. Benim vücudumsa tamamen kilitlendi. Hoca tavana bakarak yalvarmaya başladı. "Ey Rabbim, ey alemlerin sahibi olan yüce yaradan, sen misin bu çamuru benden üstün gören? Gör işte, bana üstün kıldığın varlığı." Sonra aniden bayıldı. Ben hala olayın şokundaydım. Şoku atlatır atlatmaz hocayı yerden kaldırdım. Hoca uyandıktan sonra olanları duyunca ağlamaya başladı. Koskoca Mustafa Hoca hüngür hüngür ağlıyordu. Nasıl bir oyuna düşmüştük biz. Birlikte annemin iplerini çözmeye gittik. Fakat o da ne? İpleri çözülmüş bir halde koltukta yatıyordu. Sabah ezanı okunmaya başlayınca eve bir sükunet çöktü. Sanki bütün o cinler ezanla birlikte gitmişti. Allah'ıma şükrettim. İmdadımıza yetişmişti. O gün rahat bir uyku çekmiştim. Anneannemi defnetmiştik ama köy halkı üst üste olan bu 2 ölümden sonra bizden epey korkuyordu. Tekrardan eve döndük. Artık bu işi komple halletmek şart olmuştu. Hocayla başka bir ritüel yapmaya karar verdik. Cam parçaları ve kanlarla bir ritüel başlattık. Hoca dualar okumaya başladı. Etrafta yine fısıldaşmalar yükseldi ve birden ayağıma cam parçaları batmaya başladı. "Mustafa Hoca, eğer şerlilerden kurtulmak istiyorsan dayanmalısın evlat," dedi. "Çünkü bu cinler insanları korkuttukça ve acı verdikçe güçlenirler." Ardından kapının altından simsiyah bir akrep geldi. Hoca bana yerdeki cam parçasını alıp akrebe saplamamı söyledi. Yerdeki cam parçasını alıp akrebe sapladım. Akrepten öyle bir ciyaklama sesi geldi ki resmen sağır olmuştum. O çığlıktan sonra etrafta bir sessizlik oldu. Annemi kontrol etmeye gittim ama yerinde yoktu. Evin her yerine baktım. Annem yoktu. Neredeydi annem? Annem evin hiçbir yerinde yoktu. Hocayla beraber birkaç malzeme alıp gece gece ormana koştuk. Ormanda annemi bulduk. Fakat bir sorun vardı. Cinler etrafımızı sarmıştı. Mustafa Hoca bir çember çizdi. Üçümüz de çemberin içindeydik. Hoca dualar okuyordu. Dua okumaya devam ederken ara ara bana "Sakın ha sakın çemberden çıkayım deme," diyordu. Gördüklerim gerçekten bir insanın aklının alamayacağı şeylerdi. Cinler çemberin içine giremiyordu. Fakat çemberin dışında bizi korkutmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Onları daha fazla görmeye dayanamadım. Gözlerimi kapattım ve kulaklarımı tıkadım. O şekilde yerde ne kadar kaldım bilmiyorum. Ancak sabah olunca gözlerimi açtım. Etrafta hiç cin kalmamış gibiydi. Hoca da baygın haldeydi. Mustafa Hoca'yı dürterek uyandırdım. "Mustafa Hoca, şükürler olsun evlat. Onlardan kurtulduk," dedi. Gerçekten bitmiş miydi? Bütün o yaşadıklarımız sona erdi mi? Bunları düşünürken annem de uyandı. Anneme sımsıkı sarılarak yaşadıklarımızın geride kaldığını söyledim. İkimiz de mutluluktan ağlıyorduk. Bu olaydan sonra köyden ayrıldık. Annemle bir arada yaşamaya devam ettik. Şükürler olsun ki o günlerden geriye bu yaşadıklarımız bir anı olarak kaldı.